birbirimize tanışmadan önceki hayatımızdan da biraz bahsetmiş olacağız galiba. Olaylar zinciri nasıl olasılıklarla bizi bir araya getiriyor bunu görürsünüz. Buradaki en ufak bir şey değişik olsa. Hayır ben seni beğenmiştim <laughs> ama güldüğünü gördüğüm an <laughs> aşık oldum. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, nasılsınız? Umuyorum her şey yolundadır. Bizim için her şey yolunda. Yeni evimizdeyiz. Bugün sizinle bambaşka bir sohbet yapacağız. Bugün şöyle başka bir sohbet yapacağız. Çok fazla sosyal medya üstünden görüştüğümüz aile üyelerimiz var. Artık abonelerimiz demek istemiyoruz. Çok fazla ziyaretimize gelen de var. Bize hep ortak sorulan bazı sorular var. Şimdi Göç ettikten sonraki sürecimizi zaten biliyorsunuz. Göç kararı aldıktan sonra hemen işte bir kanal açtık vesaire. Bostancı'da ilk videolarımıza başladık. Ama göç etmeden önceki hayatımızla ilgili çok fazla şey bilmiyorsunuz. Özellikle gelen sorulardan bir tanesi nasıl tanıştığımızla ilgiliydi. Nasıl evlendiğimiz, nasıl göç kararı aldığımız. Daha doğrusu işte kısacası bu göç kararı almadan önceki hayatımızla ilgiliydi. Biz de bunları 3 partta, 3 tane bölümde toplayalım dedik. Şu an izleyeceğiniz bölüm nasıl tanıştık? İkinci olarak gelecek bu bölümle bağlantılı nasıl evlendik? Ve üçüncü bölüm nasıl göç kararı aldık? Aslında evliliğe kadar olan yani evlilik kararı alana kadarki süreci anlatacağız ama bu arada biraz kendi hayatımızdan, önceki hayatımızdan, birbirimize tanışmadan önceki hayatımızdan da biraz bahsetmiş olacağız galiba. Her şey çocuklukta başlıyordu. <gülüyor> Çocukluğumuza <gülüyor> kadar ineceğiz bakalım. <laughs> Deniz çocukluktan başlayacaksak bence önce sen başla, sen daha önce doğdun çünkü. <laughs> bence sen başla çünkü senin çocukluk kısmı biraz daha karmaşık. Evet. Benim daha ileride karmaşıklaşmaya başlıyor hayat. Evet. Yani. Ben 7 yaşındayken anne ve babam boşandılar. Boşandıktan sonraki süreçte ben babamla kaldım. Orada bir uzun mahkeme süreci oldu velayetle de alakalı. E o süreçte ben babaannemlerle beraber kaldım. Şöyle ki aslında babaannem de amcamla beraber yaşıyordu. Yani kalabalık bir evde aslında. E erkek kardeşim ve ben babaannemde kalmaya başladık. Fakat orada benim varlığım bir süre sonra sorun oldu. Çünkü açıkçası yengem çok istemedi. Ama erkek kardeşim yaş itibariyle çok ufak olduğu için daha 2 yaşındaydı o zaman. Babaanne onu bırakmak istemedi. yani onu ki zaten kimse bakamaz dedi. Sonrasında ben işte babamın farklı akrabalarında kaldım. İşte biraz halasında, biraz diğer halasında, işte biraz kuzeninde falan böyle biraz göçebe hayatı oldu benim için. Okuluma yakın olan bütün akrabalarda kaldım diyebilirim. Burada da teşekkür edeyim. Yani bir sürü ailem oldu, bir sürü evim oldu bu arada. Sonrasında tabii babamla da bir kopukluk vardı. Çünkü benim kaldığım evlerde babam kalmıyordu tabii. O bekar hayat yaşıyordu. Yani otelde kalıyordu, orada burada kalıyordu falan. Böyle zor bir süreçti bizim için. Sonrasında tüm aileyi toplamak adına işte babamın ailesinden aile büyükleri araya girdiler. Dedi ki artık senin artık evlenmen gerekiyor çocukların bir yerde sen bir yerde olmaz. Babam da ikinci evliliğini yapmış oldu. Sonrasında babam ikinci evliliğini yaptıktan bir yıl sonra biz İstanbul'a taşıdık. Yani ben 13 yaşına İstanbul'da girdim. Bu arada İstanbul'da halam yaşıyordu. Halam Üsküdar'da oturuyordu. Onun aracılığıyla biz Üsküdar'da ilk önce kısa bir süre oturduk. Sonrasında da Yeni Bosna halkalı derken İstanbul'da da epeyce bir dolaştık. Bu arada şöyle de küçük bir detay var. Onu şimdi söyleyeyim mi gerçi? <laughs> Deniz'le birbirimizi tanımadan aslında yıllar yıllar önce çocukluğumuzda birbirine çok yakın semtlerde yaşayıp aynı vasıtayı kullanmışız. Yani aynı treni kullanmışız diyeyim. O Öyle... zaman karşılaşmamışız. Evet o zaman karşılaşmamışız. Karşılaşsak hatırlardım Hatırlar. seni <laughs> İstanbul'daki süreç de bizim için bayağı zorlu bir süreçti aslında. Çünkü büyük bir şehir, biz Artvin gibi küçük bir şehirden gelmişiz. Burası bizim için çok karmaşıktı. Babam, yani ailem bizim için kaygılanıyordu çünkü ürkütücü bir kalabalık vardı burada. Bu arada yani farklı farklı işler denedi fakat babam bu konuda çok şanslı bir adam değil ne yazık ki. Yani ben kendim bildiğim bileli hep bir ...maddi sıkıntı içerisindeydik açıkçası. Ben ortaokulu bitirdikten sonra da... ...yine böyle sıkıntılı bir dönemimizdi. Liseye başlamam böyle biraz sıkıntılı gözüküyordu, zor gözüküyordu açıkçası. O kadar çok dolap çevirdim ki liseye gidebilmek için çünkü devam etmek çok istiyordum okula. Lise için de çocuk gelişim bölümü düşünüyordum fakat... Evimize çok yakın bir yerde yoktu. Yani halkalıdan yeni Bosna'ya gitmem gerek ve o yürünebilecek bir mesafe değil. Mutlaka servis ya da bir vasıta kullanmam gereken bir mesafeydi. Bu arada ilk okula kayıt yaptırmak için öğretmenlerimden, ortaokuldaki öğretmenlerimden destek aldım. Türkçe öğretmenim özellikle rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. O bana çok destek oldu okul kayıt paramda. İşte üniformamı almamda yine din öğretmenim o zamanki yardımcı olmuşlardı. Ben burada ufak bir kesiyorum tabii hikayeyi tam bilmeyenler. Buradaki maddi zorluklardan dolayı aslında Filiz okula kayıt olamıyor. Evet. Evdekiler de aslında okumasını istemiyor. Yani diyebiliriz. Yani, yani okumamı istemiyor şöyle. Okulu ertelememi istiyorlar. Yani birazcık toparlayalım sonrasında gidebilirsin diyorlar ama O bana gerçekçi gelmiyor çünkü onun öyle olamayacağını düşünüyorum Ki nitekim de öyle olmadı zaten evet, Onun o yaşta farkında olabileceği bir hayat yaşamış Evet. evet. Yani onu öyle düşünebilirsiniz ee, Sonrasında işte okula gittim kayıt yaptırmak için Aa, O kadar çok <gülüyor> <gülüyor> öyle yalan söyledim ki Ya işte depremde öyle oldu da işte 99 depreminde işte şu böyle oldu Ben amcamlık alıyorum falan filan Yani babam gelemez benim şu anda velim yok ...bu bir şekilde okula kayıt yaptırmam gerekiyor ve imzayı ben atacağım. Bunu ikna etmeye çalışıyorum okul müdüresini ve nih nihayetinde de ikna edebildim. Babamın imzasını takip ettim bunu söylemek. Ne kadar doğru bilmiyorum ama üzüldüler gerçekten okula gitmek istiyorum. Artık son kayıt günleri. Yardımcı olmuşlardı bana. Okula kaydımı yaptırdım. İlk döneme kadar da gidebildim ama sonrasında branş kitaplarımı alamıyorum çünkü gerçekten ciddi bir maddi sıkıntının içerisindeyiz. Bu arada kapısını çaldığım hiçbir akraba e, akraba gibi davranmadı. O, davranmadı o süreçte. Yardımcı olmak isteyenler ama imkanı olmayanlar da vardı. İmkanı olup yardım etmeyenler de. Nihayetinde ben bir şekilde birçok bir kitabım olmadan okula gitmeye başladım. Ama çok ilerleyemedik tabii ki o şekilde çünkü servis kullanmam gerekiyor giderler sadece kitaplar da değil belki bugünkü düşününce keşke o dönem okulla bu konu hakkında konuşsaydım en büyük pişmanlığım bu aslında yani belki de bana yardımcı olabilirlerdi diyorum ama yani o dönemki ruh halim bilemiyorum hiç aklıma gelmedi yani okulun bana bir çözüm üretebileceği ve pes ettim. Babamın da benden ricası şu oldu kızım ben okula gitmeni istiyorum senin de devam etmek istediğini biliyorum ama bu sene görüyorsun çok zor imkanlar çok sıkıntılı e, bu sene çalışalım toparlanalım gelecek sene belki bir sene kaybın olur ama devam edersin baba dedim ya bunun böyle olmayacağını biliyorum ama peki dediğin gibi olsun yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok e, okulu bıraktım ve çalışmaya başladım. Ee, çok üzülerek tabii çok 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 zor bir süreçti benim için çünkü hayal ettiğim her şeyle vedalaşmam gerekiyordu. Çok ciddi bir bocalamaydı. İlk olarak da bir markette çalışmaya başladım. Sonrasında da çalışma hayatım farklı farklı bir sürü işle devam etti. İşte market, tekstil atölyeleri, onun dışında işte kapalı çarşıda bir süre çalıştım gümüş atölyesinde. Yani gümüş imalatı yaptığımız bir atölyede. Uzun süre çalıştım ve ben e, Gümüş Atölyesi'nde çalışırken Kapalıçaş'ta, Beyazıt'ta babamın bir rahatsızlığı oldu ve bir süre çalışamadı. E, o çalışamıyordu ama işte kardeşlerim var. Biri liseye gidiyor, biri ilkokula gidiyor. Karmaşık bir dönem, bir tane daha yeni kardeşim olmuş ve babam çalışamıyor. Çalışabilecek de tek kişi benim çünkü annem daha yeni bebek sahibi olmuş. Ve bir şekilde o dönem üç iş birden yaptım. Hayatımın en 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 yoğun dönemiydi diyebilirim. Akıl karışmasın annem derken Aslında babasının yeni işinden evet, bahsediyor. Evet, çünkü doğru. ona da artık annem. Tabi tabi. Diyor. Tabii. Onu karıştırmayın evet. arkadaşlar. Ee, babam yani o tamam. annem çünkü e, yani ihtiyaçlarımızı her şeyimizi o karşıladı yani. Annelik yapıyordu bize haliyle anne hmm. böyle bir ricada zaten evlenirken babam bulunmuştu hani e, anne demenizi istiyorum demişti. Bizde de öyle devam etti. Anne gibi de gördük zaten. Aslında evdeki tek çalışan birden Aynen öyle. Yani, filiz oluverdi. Bir de e, evin büyük çocukları olanlar zaten anlayacaklardır. O çok ciddi bir sorumluluk. Yani genelde iş başa düşer. E, bir fedakarlık yapılacaksa büyükler öne atılır. O bendim bizim ailede de. Seve seve de yaptım. Hiçbir zaman yük değildi benim için. Elimden geleni fazlasını yapmaya çalıştım. O dönemi kurtarmak ve babamı çok aratmamak için böyle bir misyon edindim kendimce. Hayatımın en 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 yoğun dönemiydi. Hem kafa yoğunluğu anlamında hem bedensel anlamda çok ciddi yorulduğum zamanlardı. E, ama iyi üstesinden geldiğimi düşünüyorum açıkçası. Sonrasında babam da birazcık daha iyileştiğinde tekrar çalışmaya başladığında hayat benim için birazcık daha tabii ki kolayladı ama okul hayatı tamamen kapanmıştı, çalışma hayatı da tam gaz devam ediyordu. E şöyle lise bir seviyesindeki bir çocuğun düşünün, çocuk diyeceğim çünkü ben artık gelişmiş bir e, birey değil, lisede e, okuyan bir çocuk, bir erkek kardeşin, bir büyük erkek kardeşin, bir tane kız kardeşin annem ve baban böyle bir aileye tek başına bakma sorumluluğunun getirildiğini düşünün lise 1'deki bir çocuğun başına. Ha bunları da biraz niye bu kadar baştan aldık? Belki birbirimize niye bu kadar tutunduk onu e, anlatabilmek adına bu eksiklikleri nasıl tamamladığımızı daha iyi anlayın adına biraz böyle geçmişten aldık. Derken biraz da ben kendi çocukluğuma döneyim. Ama benim bu kadar travmatik bir çocukluğum yok. Benim <laughs> yani çocukluk dönemim çok güzel geçti. Yani bu 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 konuda anlatabileceğim öyle olumsuz bir hikaye yok ama benim de şu şekilde farklı bir hikayem var. Benim annem babam çok yoğun çalışan insanlardı. İkisi de öğretmendi. İkisi de öğretmen olduğu için ve çok yoğun çalıştıkları için ben anneannemde kalıyordum ve anneannemde yaşıyordum. Beni hafta sonundan hafta sonuna alabildikleri zamanlar alıyorlardı. Çoğu hafta sonunda gitmek istemiyordum. Çünkü tüm arkadaş çevrem vesairem her şey ee, ...anneannemin oradaydı ki şu an anlatırken ne kadar sorun değilmiş bunlar yani. <laughs> Ama işte o zaman benim için böyle ufak tefek sorunlar. Neyse 15 yaşına kadar ben anneannemde bir şekilde büyüdüm. 15 yaşından sonra eve dönüş yaptım. İşte benim de o lise dönemleri aslında. Lise dönemleri annemlerle tekrar oturdum ve yaşamaya başladım ki... ...gene her hafta sonu gidebildiğim her zaman anneanneme gidiyordum... Liseyi bitirdim. Akabinde 18 yaşında üniversiteye girdim ve evden tekrar ayrılıp işte üniversitenin yurdunda kalmaya başladım. Işık Üniversitesi Fizik Bölümünü kazanmıştım burslu olarak, %100 burslu olarak. Neyse, üniversite okumaya başlarken evden ayrıldım ve ondan sonra bir daha eve dönmedim. Evden ayrılış, şu ayrılış oldu. Önce işte üniversitenin yurdundaydım. İkinci senemde üniversitemi bıraktım. Böyle o zaman çok... Ee, ne derler? İdealistim. Ee, burası bana göre değil dedim. Tekrar üniversite sınavına girdim ve e, İstanbul Üniversitesi işte Avcılar'da Mühendislik Fakültesi'nde e, Jeoloji Mühendisliğini kazandım. Orada okumaya başladım. Orada okuduğum için Beylikdüzü'nde bir arkadaşımla direkt eve çıktım. Akabinde Mecidiyeköy'de bir arkadaşımla eve çıktım. Akabinde Maslak tarafında bir abimle eve çıktım ve o şekilde hayatım devam etmeye başladı. İlk üniversitemi bıraktıktan sonra ben direkt çalışmaya başlamıştım. 20 yaşındaydım. Böyle bir gün oturdum ben ne yapabilirim dedim. Çocukluktan gelen bir şansım vardı. Ben hem hiperaktif hem disleksi olduğum için herhalde bana ailemin yaptığı en iyi şeydi diye söyleyebilirim. Doktorlar ilaç kullanmam gerektiğini söylediğinde annemle babam ilaç kullandırtmamak adına işte benim o enerjimi alabilmek için çok fazla yere yönlendirmişlerdi. İyi ki de öyle yapmışlar. Yani i̇yi ki öyle yapmışlar. Biraz işte sporcu olmaları, ikisi de beden eğitimi öğretmeni, çok fazla işte tanıdıkları var. Beni Namık Ekin'in yanına vermişlerdi. İşte sabah jimnastik dersi, sonra judo dersi, sonra karate dersi. Orada da hayatımda sonra beni çok fazla etkileyecek bir insanla tanışmıştım ki hala dostumuz devam ediyor. Hikayenin ilerleyen kısımlarında olacak Murat Şilikçi. Yani hem manevi babam gibidir hem abim gibidir. Yani bir ailedir benim için tek başına. İşte ne bileyim oradan çıkardım. Efes'te o zaman seçmelerini kazanmıştım. Basket'e giderdim. Oradan çıkardım. Babamların bir spor kulübü kurmuşlardı o zaman. İşte orada yüzerdim. Ee, ne bileyim oradan çıkardım gitar kursuna giderdim, oradan çıkardım e, maket kursuna giderdim. Böyle çok fazla tarafa yönlendirildim ve çok fazla şey yaptım. Bir hayatım olmuştu. Oradan çıkardım piyano kursuna giderdim. Şimdi baktığın zaman değil mi ne kadar <gülüyor> <gülüyor> aslında farklı iki evet. tane hayat. Ama zıt kutuplar birbirini çekiyor, aynı kutuplar birbirini çekmiyor. Bir gün böyle oturup ya ben işte çok güzel maket yapıyorum, çok güzel resim çiziyorum, işte güzel gitar çalıyorum, işte bunları yapabiliyorum. Ben dedim ne yapabilirim iş olarak? Böyle bir çöktüğüm akşamlardan biriydi. Çünkü aile böyle üniversiteyi bırakmama kızmıştı, küsmüştü. İşte o zaman tüm harçlıklar kesildi, şeyler yapıldı. Dedim ki ben de kendi ayaklarımın üstünde duracağım o zaman. Öyle devam edeceğim bu eve çıkmadan önce. Ve dedim ki ben tasarım işini yapabilirim. Ben yani de tasarım dedim. Yaparım herhalde. Bana öyle geldi. Ee, ve bir tane firmaya gittim. Dedim ki ben bu işi öğrenmek istiyorum. Maaş falan istemiyorum. Hani beni alın çalıştırın. Ben işi öğreneyim. Bana yeter. Orada çalışmaya başladım. Ve ondan sonra bu işte başarılı oldum. Çok güzel ajanslarda çalıştım. Şu an tek tek isim vermiyorum ama. Yani e, mesela Eczacıbaşı'na, Akbank'a, ne bileyim, koç e, gruplarının Firmalarına iş yaptığımız Yaptığımız işlerin ödül aldığı Böyle çok güzel projeler içinde Yer aldım Ve o zaman için böyle çok Tatmin edici güzel aslında paralar Kazanmaya başladım Mesela konuya geri dönelim İşte üniversiteyi bıraktım Tekrar İstanbul'a döndüm Okul Şile'deydi çünkü Şile'ye taşınmıştı İstanbul'a döndüm İstanbul'da arkadaşımla eve çıktım İşlerim başladı güzel çalışmaya başladım ondan sonra ne yazık ki anneannem bir hastalığa yakalandı. Anneannem hastalığa yakalandığı zaman anneannem benim için çok özel bir insandı. Buradan Allah rahmet eylesin. Ya yani benim annem gibiydi. Bizim ailemizdeki hiyerarşi şöyleydi aslında. Annem benim ablam gibiydi. Anneannem annem gibiydi. Orada da büyüdüğüm için benim yani dayımla aynı odada kalıyorduk biz. Ben dayımın evden damat olarak gidişini hatırlarım. İşte teyzemin evden gelin olarak gidişini hatırlarım. Hani öyle ben o evin çocuğu gibi büyümüştüm. Anneannemin hastalandığını öğrenince ben tekrar evimi vesaireyi kapattım ve anneannemin yanına taşındım tekrar. Eski aslında odama evin oturma odasına. Akşamları işte açılan çekyatla çocuk odasına dönüşen dayımla birlikte kaldığımız odaya geri dönmüştüm. Daha çok vakit geçirebilmek istedim hem de bir ihtiyaçları olur, bir şey olur. İki yaşlı insan düşerler, kalkamazlar, bir şey alınması gerekir dışarıdan vesaire gibi. Hani evin tekrar o küçük olan eksiğini doldurabilirim diye anneannemin yanına taşındım. Ondan sonra dayım anneannemleri Kasımpaşa'ya taşımak istedi ve Kasımpaşa'ya taşıdı. Çünkü anneannemin hastalıkları ile ilgili gittiği hastane oraya yakındı. İşte daha rahat ilgilenebilsin vesaire diye. Akabinde anneannem Kasımpaşa'ya taşınır taşımaz zaten hastaneye yattı. Ondan sonra o hastanede de yani daha kısa bir süre içinde vefat etti. Hepimiz için çok üzücü zamanlardı. Orada şöyle bir gelişme oldu aslında. Anneannem yani gider ayak yine beni düşünerek annemlerin bir evi vardı kiraya verdikleri. Bir gün annem aldı karşısına. Ya kızım sizin bir oğlunuz var. Ee, bu çocuk dışarıda kiralarda niye kalıyor? Hani bu sizin eviniz var orada kalsaydı dedi ve gider ayak aslında beni o eve yerleştirerek vefat etti. E, ve ben e, Avrupa konutları bu Gazi Osman Paşa'nın girişinde Avrupa konutları vardır. Bir site çok da güzel bir sitedir. Çok da güzel zamanlar geçirdik orada. Evet, e, şey Senle şey. de orada tanışmıştık. Evet. Orada tanışmadık. Ya orada tanışmadık da tanışınca ilk as evimiz Evet. Orasıydı. Tanıştığımızda sen orada oturuyordun. E, tanıştığımızda ben orada oturuyordum. <laughs> Evet, buradan ben devam edeyim. Kapalı Çarşı'daki, <laughs> Beyaz'daki çalıştığım işten oranın kapanması sonucunda çalıştığım yani kapanması sonucunda ben artık farklı bir sektöre geçiş yaptım. Bu arada Nezi Kitabevi'nde çalışmaya başladım. Nezi Kitabevi'nde 8 yıl çalıştım. Personel olarak başladım, sonra yöneticilik, sonra işte merkezde kurumsal satış derken sonrasında işte şirketin el değiştirmesiyle, patronlarımızın değişmesiyle yollarımızı ayırmaya karar verdik. Oradan sonra da Barker Kırtasiye'de çalıştım. Barker Kırtasiye'nin Barker's Pen Shop diye prestij kalemlerine satıldığı bir mağazası vardı. Bu yaka alışveriş merkezinde. Ee, İstanbul'da tepe üstünde. Bizim tanıştığımız, yerası tanıştığımız yerası yer Tanıştığımız yer aynen orasıydı. Ee, küçük tatlı bir mağazaydı. Dediğim gibi e, prestij kalem satıyorduk. Çok Deniz'in sonradan tanıştıktan sonra öğreniyorum ki aslında <laughs> hiç ilgi alanı olan şeyler değil. Hatta birazcık e, prestij kalemlerin saçma evet, veriyorum. anlamsız buluyor. Çünkü bana göre bir insan bir ben kaleme niye 2000 dolar verir mesela? Ben seviyorum. Anladın <laughs> yani 2000 dolar çarpı 18 36 bin lira bir kaleme veriyorsun. Bana çok fuzuli ve gereksiz gelen bir şey ama tabii her işin ayrı. Ya ben anlamıyor olabilirim benim zevkim değil sevenler vardır. Evet, Deniz şey diyordu hatta yani bir bisiklete daha fazla para verirsin ve ha. o verdiğin para karşılığında bir şey alıyorsundur. Daha hafiftir, daha konforludur, işte daha uzun yol gider. Daha hızlı gider. Daha hızlı gider bir şey bir şey. Ama ya yani kalem ne nedir daha yani? Daha mı hızlı yazıyor. Yani? <laughs> Hayır. Limited edition kalemler vardı mesela. Yani, Tüm dünya evet. için sayılı adette üretilmiş. Hani bir onun koleksiyonerleri vardı ve gerçekten çok... Acım şimdi marka vermeyeyim de M ile başlayan marka var. Her kalemi limited edition mı? En Değil. basic modeli 2000 dolardan başlıyor. Değil. Ama, o da, ama O da... Alman markası ve şey... saçma işte, neyse. E, kullanılan malzemeyle ilgili. Neyse, çok önemli. <laughs> Oraya geçelim. E, çalıştığım yerde aslında Deniz'le tanışmış olduk. Burada sen devreye yani girmek ister misin? Orada da şöyle bir şey oldu. Şimdi ben de çok güzel ajanslarda çalışıyordum. Bana yabancı bir firmadan bir teklif geldi ve ben o firmada çalışmaya başladım. Maaşım iyice arttı. İyice böyle kendime güvenim geldiği bir dönemdi. Niyeyse bir gün şirketi kapadılar. Bize de tazminatlarımızı verip artık Çalışmıyoruz dedi. Ben. Maaşınıza zam, işinize son mu dediler. Yani. yani ama orada bir iki sene çalıştıktan sonra oldu. Ben öyle hemen bir süreç değil. Bu süreçten sonra ben de dedim ki ben artık kendi işimi kuracağım. Başkasının yanında çalışmaktan, başkasını zengin etmekten bıktım. Artık sektör içinde çok fazla iş yaptım. Tabi o zaman bu işten ayrıldığım öğrenilince bana deli gibi iş teklifleri gelmeye başladı. Çünkü iyi bir konumdayım o zaman. Çok iyi işler yapıyorum. Yaptığım her iş ödül oluyor vesaire. Ama ben dedim ki hayır ben kendi işimi yapacağım. Başkasının yanında çalışmak istemiyorum. Ve ülkem mükemmel bir döneme girdi. O bir tane teğet geçen kriz vardı ya. O teğet geçen kriz sonucu <laughs> firmaların ilk ufalmaya gittiğinde kestiği şey reklam. Ve birden e yani böyle çok paralar içinde yaşarken az paralar içinde yaşamaya başlayan bir Denizcan'la karşılaştım. Yine Murat abim bir şekilde burada devreye girdi ve biz Murat abiyle sporla ilgili bir şeyler yapmaya başladık. Bu arada Murat abi çok özel bir insandır. Hani sadece benim için özel değil. Kendisi zaten özel bir insan. Benim için özel o ayrı. Mesela pilatesi 1994 yılında Türkiye'ye ilk getiren isimdir. İlk eğitimlerini veren insandır. Türkiye'ye bu kettlebell deniyor. Biz giriye diyoruz. İşte Türkçesi giri. İşte girevoy sport. Neyse o aleti Türkiye'ye getiren ve Türkiye'de tek antrenör lük sertifikası verebilen insandır. Böyle spor alanında yani ben ki sporcuların içinde büyüdüm annem babam sporcu olduğu için. Daha Özel bir insan görmedim. Dünyada belki Murat abi gibi vardır. iki kişi belki üç kişi, dördüncü kişi yoktur. Neyse Murat abiyle biz e, antrenörlere, bu spor hocalarına... Hocaların hocası. Hocaların hocası aslında. Hocaların hocasıdır lakabı. Ders e, verdiğimiz bir kurs e, açılma şeyine girdik. Nasıl anlatayım? Tabii farklı ortaklıklar da vardı. Tabii bunun için Murat abi en köşedeydi, en üstteydi. biz insanlara ders vermeye başladık, antrenörlere. Bir spor salonunuz var, oradaki antrenörler işte giriyor mı, ne bileyim personal trainer mı, fitness mı, beslenme mi bununla ilgili eğitimler almak istiyordu. E burada Murat abinin bu işlerle ilgili şey olduğu için ben de padavanı olarak yanında ne derler o master ben de Öğrencisi olarak her şeyde yanındaydım ve birlikte çalışıyorduk. Ben daha çok böyle reklam işlerini vesairelerini yapıp aynı zamanda spor kısmında da yanında durmaya çalışıyordum. Bu kadar da kilolu değildik o zaman böyle tam her gibi dolaştığım Aslında zamanlarda. Aktif, çok aktif. Sporun içerisinde bulunup hem de işte reklam çekim, Hı -hı. broşür tanıtımlar tabii. vesaire vesaire bunlarla. Hem çıkaracak. reklamın çekimini yapıp hem de eğitimde girip işte gir sallanırken atıyorum şimdi 10 kişi ders alıyor Murat abinin hepsiyle aynı anda ilgilenmesi imkansız. İşte biz 2 tane ya da 3 tane onun padavanı olarak girip işte insanların hareketlerini düzeltip nasıl yapmaları gerektiğiyle ilgili yardımcı antrenör olarak da görev alıyorduk. Bu eğitimlerden biri bu yakanın çok yanındaki bir spor salonundaydı ve ben öğlen yemek yemek için bu yaka AVM'ye <laughs> Gitmiştim. bu kahvemeye gittiğim zaman öyle bir ee, dükkanın önünden geçerken tam da yürüyen merdivenlerin oradaydı. Aslında evet. arkada kalıyor ama hani üst kata geçmek için ya da aşağı kata inmek için önünden Mas. geçmen lazım. Bir baktım mağazada aa çok güzel bir kız var. <laughs> o zamanlar böyle değilim tabii ben. <laughs> Hala güzelsin aşkım. Ay, Şimdi, i̇ki tane çocuğumuz oldu bir tanem daha dur yani. <laughs> Deniz tabii onun aklından geçenlerden beni haberim yok. O mağazaya girdi, kalemlerle alakalı bir şeyler soruyor ama bilmediği çok aşikar, yani. konuyla uzaktan yakın alakası yok. Birazcık işte ilgilendi, işte bir şeyler sordu vesaire vesaire, sonra çıktı gitti, sonra daha sonra tekrar geldi. Geldiğinde de birazcık daha farklı bir yakınlık göstermeye başladı. Bunlar benim gerçekten hiç hoşlandığım şeyler değil. Birçok insan zaten belki de vardır şu anda da bizi izleyen böyle alışveriş merkezlerinde çalışan. Bu tip konularda çok net olmanız gerekiyor. Çok katı durmanız gerekiyor. çünkü Yoksa rahat edemezsiniz. Yoksa rahat edemezsiniz. Yani bir günde onlarca insan geliyor. Yani mağazasına göre belki yüzlerce insanla muhatap olan çalışanlar vardır. Hani bu konuda bir disiplin olması gerekiyor. O da benim çok net olduğum bir konuydu ama Deniz o zinciri kırabilen biri oldu. Yani hani bir elektrik aldık birbirimizden. Evet. Aslında o aşikar. O elektriği aldığımız için zaten ben de normalde gidip her önüme gelene hani yanaşıp tanışmaya çalışan biri değildim. hadi hadi. <laughs> değildim. E ee, sonuçta ben bir elektrik aldım. Filiz bir elektrik aldı. Bizim aramızda birden hoş bir sohbet gerçekleşmeye başladı. Bir de gerçekten kaliteli bir sohbetti. Şöyle yani böyle kitaplardan, işte maketlerden ben dediğim gibi daha öncesinde bir e, kitaba bir geçmişim vardı ama olmasa da zaten kitaplarla çok ilgili ve seven biriydim. Deniz de öyle. Böyle kitaplar hakkında sohbet edip maketler hakkında sohbet edip Bayağı tatlı bir sohbetimiz olunca ikimiz de gerçekten bundan keyif aldık ama e, ben beğenmiştim. E ben de beğendim. Hayır ben seni beğenmiştim ama <laughs> güldüğünü gördüğüm an aşık oldum. <laughs> Neyse işte eğitim bitti. Ben tekrar hemen bu yakaveme'ye gittim. Dedim Murat abi ben bir kaçıyorum, işim var. Sen kusura bakma. <laughs> Modunda. Bana müsaade. Bana müsaade. Neyse dedim hani müsait sen kaçta çıkıyorsun? Eee işte bir yerlerde bir kahve içelim mi vesaire. Neyse ben Filizi aldım iş çıkışı Kadıköy'de da mı çıkıyordun? Evet, deniz hiç Anadolu yakasını bilmiyor. Evet Anadolu yakasını bilmiyordum o zaman çok fazla. Kadıköy'de Talese gittik ilk. E Taleste sohbet muhabbet bir şeyler atıştırdık hafif. <laughs> e, sohbet devam ediyor. Şimdi sonra ikimiz de ayrılmak istemiyoruz. yani gün bitsin istemiyoruz. Çok güzel istemiyoruz. bir sohbetti ya. Yani güzel bir keyif aldınız bir sohbetti. Sonra Tales'ten çıktık. Şimdi ayrılmak istemiyoruz ikimiz de. <laughs> Dedim gel işte bebekte çok güzel bir kafe var oraya geçelim. Manzarası çok güzel. Oraya geçtik. Sonra artık akşam çok geç oldu kafe kapandı yani kapanıyoruz. Dediler. İşte, dediler. <laughs> Biz zamanın farkında değiliz. <laughs> Biz Zamanın farkında değiliz. Oradan işte araçla bebek sahile geçtik. O yanaşıyorsunuz ve çay vesaire içtiğiniz. E, yerler. Sonra orada sohbet etmeye başladık. Bir baktık sabah oluyor. <laughs> e, sonra dedik ki hadi karşıya geçelim bir kahvaltı edelim ben seni dedim tekrar AVM'ye bırakırım çünkü e, tekrar AVM'de ertesi gün çalışması ya gerekiyor. Şöyle oldu aslında. Taleste otururken sohbet devam etsin istiyoruz. Fakat Deniz Anadolu yakasını bilmiyor. Ben de çok gezen biri değilim. Ben de çok bilmem. E, Deniz dedi ki o zaman Avrupa yakasına gidelim. Avrupa yakasına geçtik. Artık sabah olunca o sohbet laf açtı filan ertesi gün artık sabah olunca bu sefer de iş yerime yakın olsun diye tekrar Anadolu Yakası'na gittik kıtalar <gülüyor> arası. <gülüyor> bu arada sonradan Anadolu Yakası'nı öğrendik hatta yani son orada evet, oturuyorduk. Evet. Bostancı'ya gelmiştik hatta. Evet son ne Bostancı'daydık. Şey. Neyse işte sabah oldu Bostancı sahilinde değil mi o zaman? Onu diyorum işte he, Bostancı, Bostancı sahilinde. sahilinde. Bir kahvaltı ettik e, ondan sonra ben tekrar Filiz'i aldım ve AVM'ye bıraktım. Sıfır uykuyla işe gittim tekrar. <laughs> sıfır uykuyla işe gitti. Ben eve gidip uyumuştum. Hani <laughs> benlik bir şey yoktu o gün. Ertesi gün eğitim yoktu. Ee, bu şekilde birbirimize ilk temasımızı yapmış olduk. Bir olaylara baktığınız zaman aslında olaylar zinciri nasıl olasılıklarla bizi bir araya getiriyor bunu görürsünüz. Buradaki en ufak bir şey değişik olsa mesela ben üniversiteyi bırakmasam Filiz'in annesi babası ayrılmasa, Filiz'in babası hastalanıp işte çalışamadığı için Filiz eve bakmak zorunda kalmasa. Ben anneannemde... İstanbul'a taşımamış bile olabilirdik. Tabii ben anneannemde kalmasam, anneannemde büyümesem, işte beni daha sonra eve yerleştirmemiş olsa, hiperaktif ve disleksi olmasam ve bu kadar çok şeyle ilgilenip işte çok yönlü çalışmıyor olsam aslında karşılaşamayacaktık. Birçok olasılık ee, aslında bizi sanki bir araya getirmek için uğraşmış gibi. Ve bir araya getirdikten sonra da biz bir daha Filiz'de hiçbir zaman kopmadık. Evet. Öyle çok uzun süreli küstüklerimiz, dargınlıklarımız yoktur. Öyle çok büyük kavga büyük etmeyiz. yükselmelerimiz yoktur. Ee, çok kavga etmeyiz. Çok öyle belli bir çizgi vardır orayı asla aşmayız. Ee, çok şükür maşallah tamam. diyeyim. <laughs> yani hani şu var bizim şimdi kaçıncı senemize giriyoruz biz? Yedinci mi? Evet. Yani yedinci senemize giriyoruz yani çok şükür biz birbirimize en hararetli kavgalarımızda bile daha hiç hakaret etmemişizdir evet. yani hakaretler derken de ana avrat söylemekten bahsetmiyorum hani <laughs> böyle hiç bir hani onur kırıcı herhangi böyle karşı tarafı rencide edici bir şey bile söylememişizdir ee, kavgalarımız uzun sürmez ben böyle evet. iki üç saatten daha uzun ...bir küslüğümüzü hatırlamıyorum. Küs olduğumuzu hatırlamıyorum. Evet ikimiz de birbirimize adım atarız. Öyle şeylerimiz hiç yoktur ya çok şükür. Çünkü şimdi bir takım eksiklikler vardır. Bu eksiklikleri doldurmakla ilgili. Şimdi az çok Filiz'in hayatını dinlediniz. Şimdi benim hayat daha böyle ikinci partta biraz belli olacak. O evlilik, evliliğe nasıl geldi kısmında belli olacak ama... ...bu eksiklikleri karşılıklı o kadar iyi tamamlıyoruz ki... Filiz'in o hep aradığı ve aslında bulamadığı belki de ar aradığı yanlış kelime burada. Yani e, onun aslında bulması gerektiği şeyi benim de aslında bulmam gerektiği şeyi böyle karşılıklı öyle güzel e, bulduk ki o yüzden e, birbirimizi hiç bırakmadık. Birbirimizin <laughs> eksiklerini güzel tamamladık. Ya da evet. yaralarını sarabildik mi diyeyim? Yani yaralarını birazcık, sardık, evet. eksikliklerini güzel tamamladık ve yani şu çok Önemlidir birisine böyle sınırsız dürüst olabilmek hiçbir şey gizlememek evet. mesela Filiz'de benim telefonumun şifreleri aynıdır aynı anda açılabilir öyle yani bir telefon çaldığı zaman birisinin yanında çok böyle rahatsız olmamak hani ulan kim arıyor vardır o hani erkeklerde şimdi <laughs> beni anlayacaklardır bir şey mi olacak? Dur ya şuradan. <laughs> Allah Allah. <laughs> Yapmayayım diye. Yani birbirimize çok dürüstüzdür. Sakladığımız hiçbir şey yoktur. Ya, telefon hiçbir şey değil. De şöyle bir durum var ki en başından beri yani ilişkimizin en başından beri çok enteresan bir şekilde ilk günden beri Deniz'e ben hep çok güvendim. Çok güveniyorum. Yani işte bir hikaye vardı ya anlatmıştık galiba bir kere. Hangisi? Yani Asos'ta suyun içindeydin ha. hani Yüzme bilmiyorum atla diyor atlıyorum <gülüyor> <gülüyor> Belki 5 metre yüksekten ee, Hiç hani Tereddüt bile etmedim Denize karşı güvenim her zaman Çok fazla çok yüksekti Gideceğine dairdi Yani küstüğümüzde Ya barışır mı hissedirginliğini de hiç yaşamadım O enteresan bir His enteresan bir şeydir, duygu bir Aile bireyi gibi düşünün hani Kanınızdan bir aile <laughs> bireyi gibi düşünün yani atsanız atılmaz, satsanız satılmaz vardır ya böyle hep olacak. İkimizin arasındaki bağ aslında onun gibi bir şey. Tabii şimdi bunu çocuklarla şahlandırdık, evlendik hani vesaire. Daha da ileri boyutlara taşıdık ama bu ilk başından itibaren biraz o şekildeydi. Sanki böyle mıknatıs gibi parçalar birbirini tuttu ve bundan sonra hiç Ya ben, ben şey ya, ismi olarak bile bana çok şey geliyor ya. Filiz <laughs> Deniz. Deniz sanki böyle zaten... Filiz ile Deniz olmamız için gibi değil mi? Yani, yani Aslı çok... ile Kerem, Leyla ile Mecnun. Leyla ile Mecnun da yok bence iyi, Aynen bizim uyumumuz daha güzel. Filiz ile Deniz. <laughs> Valla Celal ile Ceren gibi. <laughs> bu, bu, partta nasıl tanıştık? Hayat hikayemiz bizi nasıl buraya getirdi? Biraz bundan bahsettik. Bir sonraki bölümde de buradan bırakıp Nasıl evlendik? Evlenene kadar nasıl bir süreç yaşadık? Ailelerle Oralar biraz daha hareketli. Daha karışık değil mi? Ailelerle nasıl <laughs> bir takım sorun mu diyeyim artık e, çözmemiz gereken şeyler mi diyeyim aşmamız gereken engeller mi diyeyim nasıl şeyler açtık biraz ondan bahsedeceğiz şimdi de e, yaşadığımız bir takım şeyler var yani çok eski geçmiştekiler gerçekten geçti benim geçmişte Hı. hiçbir sorunum yok geçmiş geçmişti zaten hani oraları atlatmışız bitmiş e, yani yakın tarihte olan bu Evlilikle alakalı süreç gerçekten çok hareketliydi. Çok hareketliydi. Ee, yani çok aksiyon dolu bir. Evet. Zamanlardı. Ee, yani şimdimiz daha yani o dönem çok hareketliydi. Şimdimiz yine daha, daha sakin. Evet daha sakin. İnşallah Allah bu günlerimizi <laughs> aratmasın diyorum. İnşallah. Derken hemen e, videolarımızdan anında haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bugün detaylı bir şekilde biraz kendimizden geçmişimizden hatta çocukluğumuzdan bahsettik. Umuyorum bu videodan keyif almışsınızdır. Sizi ailemiz olarak gördüğümüz için yani bu sözde bir şey değil. Şu taşınma süreçlerinde ve hafif bu problem yaşadığımız kafamızda, değil mi? O sorun olan dönemde o kadar güzel. <laughs> Sadece burası değil. Ben bugün. Iı... Murat Deniz yoğun bakımdayken hastane sürecimizle evet. alakalı videoyu izledim. Canlı yayın yapmıştık. Yani o günden yani o, günde o gün de yani o gün, ben o gün gerçekten Hissettik. evet hep evet hep böyle yanımızda olduğunuzu hisseden pozitif yorumlar okuyordum ama yani o gün Başka bir maneviyat hissettim gerçekten ve bu taşınma kargaşasında da bunu hissettim. Bu desteği hissetmek hatta hayatımızın Tabii. içine giren insanlar olduğunu ya, gelen, realde de görmek. arayan, mesaj atan, iyi dileklerini sunan, dua eden Ay, evet. hiç beklemiyorduk. Bu bize çok farklı bir getiri oldu aslında ki bunun Kesinlikle. gibi değil mi bir getiri kadar çok önemli bir şey de bir yok. Çok enteresan yani evet. kendinizi ifade edebilmek, anlaşılabilir olmak çok önemli, çok kıymetli. Yani insanların sizin samimiyetinizi hissetmesi çok özel bir durum. İşte o öyle olunca gerçekten kan bağı mı, can bağı mı, can bağı yani. Can bağı. Evet. Hepimiz o zaman biz abonelerimize can bağı mı desek? <laughs> can bağlarımız <laughs> yani... çok mu şey oluyor? Bilmiyorum. Bir ya, yorumlara bunu... yazın bakalım. Evet. Yani ne diyelim? Ya, abone, abone demek, demek istemiyoruz. istemiyoruz. Takipçi demek istemiyoruz. Yani bunu çok sık kullanıyoruz. Çünkü bunu nasıl telaffuz edeceğimizi Hı. bilmiyoruz. Yani ne diyebiliriz? Bunun yerine başka bir şey. Ya, önerileriniz var mı? Evet. Varsa, varsa önerileriniz. önerilerinizi lütfen yorumlara yazın. Can bağlarımız. Şey var ya <laughs> yani dostlar diyenler var, yani. canlar diyenler var. Yani herkes bir şey söyleyebilir. ama biz ne diyelim? Nasıl hitap edelim? Benim kafam o konuda biraz karışık. Abonelerimiz demek istemiyorum artık. Onu burada noktalayalım. Noktalayalım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. bebek <laughs> karısı Bu da prenses kızımız. Hiç sessiz. Şöyle uzanmış buraya. Dağınıklığın içinde. Dünya <laughs> <Diyakıza eline. gülüyor> <laughs>